şöyle algılanıyor. Mesela İstanbul'da. İstanbul'un merkezinde bir üretim geliyor. Geçmişten gelmiş dört başı mamur bir şehir hayatı yüzlerce yıl içerisinde kendisini geliştirmiş. Ama sanayiye işçi lazım, üretim lazım. O halde konut yaptığımızda işin biteceğini düşündüğümüz bir şehir gelişmesi trendine giriyoruz. Bugün 15 milyonluk İstanbul'da şöyle bir sorun hala vardır. Mesela Beyoğlu'nun gerçek nüfusu 250 bindir, çalışan da 250 bindir. Ama İstanbul'un çevresindeki ilçelerde nüfus 500 bindir, çalışan 50 bindir. Yani 15 milyonluk kentin 5 milyon dinamik çalışan nüfusu merkeze gelip gidip hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yaşadığı mekanda ayrı bir kişilik, çalıştığı mekanda ayrı bir kişilik, okuduğu mekanda apayrı bir kişilik, sosyal ve kültürel hayatta da apayrı bir kişilik geliştiriyor. Oysa olması gereken ne? Mesela İstanbul üzerinden konuştuğumuzda 39 ilçe değil de daha fazla ekosistemin geliştiği, eskiden semtler var ya, mesela Beyoğlu bir semtse, Beyoğlu'nda da üretilen ürün merkezde kültür endüstrisiyle, turizm endüstrisi ise burada yaşayan, o internatta yaşayan 100 bin kişi buna uygun okullarda okursa, bunu koordine edebilmiş olsak, üretilen ürünle hizmet verilen eğitimi eşleştirdiğimiz, sosyal kültürel hayatın içerisine aplike ettiğimiz ve yaşamı da, konutları da, iskanı da ekonomisiyle, kalifikasyonuyla, sosyal hayatıyla, kültürel hayatıyla birlikte düşündüğümüz minik ekosistemler içerisinde bir kent hayatı planlarsak, planlayabilirsek, elbette bunun içerisinde depreme dayanıklılık, elbette bunun içerisinde otoparklar, elbette bunun içerisinde sosyal hayat, kültürel hayat, eğer tarihi mekanlarsa tarihi mekanları korumak, dönüşümünü sağlamak, hepsi birlikte. İşte o zaman kaliteli, sürdürülebilir bir şehir hayatı kurgulamış oluruz. Ne dedik başında? İnsan şehirde bir üniversiteye gelmiştir. Şehir hayatında sürdürülebilir bir iskan, sürdürülebilir bir iş, sürdürülebilir bir eğitim ve bir sosyo-kültürel hayat bekliyor. Ve dünyada da acımasız bir rekabet var. Bu rekabette hala ayakta durabilmemiz için mesela imparatorluklardan cumhuriyete, cumhuriyetten yerel demokrasilere bir seyri sefer var. Niçin cumhuriyet fikri gelişti? Çünkü cumhuriyet fikrinde hür düşünceyle beraber hür teşebbüs önemli. Kapitali, parayı toplayacak, yatırıma bunu evirecek, kendi hukukunun iyi bir şekilde garanti altına alındığı bir sistem, cumhuriyet sistemi. Ve cumhuriyetten sonra yerel yönetimlerin güçlü olduğu, ne kadar çok demokrasi, o kadar çok para denirken, aslında şehirlerde, minik ekosistemlerde insanların eğitimle, üretimle, sosyal ve kültürel hayatta üretimlere katıldığı düzenin adı yerinden yönetimle demokrasi ve üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin artması ve dünyada rekabet edebilir hale gelmesi. Dolayısıyla ben sürdürülebilir kentlerden başta doğru seçilmiş ekosistemler içerisinde üretilebilecek ürünler ve bunlara doğru insan kaynağı yetiştirecek eğitim ve sosyo-kültürel hayat. O da çok kıymetli. İnsan bilgisini sadece okulda veya iş yerinde geliştirmiyor. Sokakta, caddede de geliştiriyor. Mesela Bolu Mengen'den iyi aşçılar çıkıyor. Niye? Belki de orada kahvede, şurada, burada insanlar sohbet ederken birbirlerine çorba tarifi yapıyorlar. Belki çok basit gibi olabilir. Ama hayatın gerçekleri böyle. Bölgesel hayat. Şimdi ben biraz da İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Örnekler üzerinden gidersek önümüzdeki sorunların ne olduğunu, aşılması gereken şeylerin ne olduğunu anlamış oluruz. Dünyanın birçok yerinde de bu örnekler benzer olabilir. Şimdi biliyorsunuz
şehirlerden kentlere bir değişim süreci oldu. Sanayi devrimi her şeyi belirledi. Sanayi devrimi olmadan evvel İstanbul idari bir başkent. Yani askeri hayat var ve bir başkent olarak imparatorluğun sevk ve idare olduğu, yani üretim dediğimiz şeyin askerlikten ve idarecilikten kaynaklandığı bir hizmet servislerinin ön planda olduğu bir şehir. 900 bini hiç nüfusu geçmemiş. İstanbul'a bir göç vermiş. Su sıkıntısı varmış. Genelde 900 bin civarında nüfusu hep buralardaymış. 1960'lara kadar. 1955'lerden sonra hızlı sanayileşme İstanbul'da başlıyor. Neden İstanbul'da başlıyor? Çünkü üretim için, sanayi üretimi için enerji lazım, yol lazım. Enerji üretmek için gerekli. Malın, ham maddenin ithalatı ve ürettiklerinizin ihracatı için yol lazım. Yol en rahat boğaz yolları olduğu için boğazın kenarına fabrikalar yapılıyor. Haliç tesadüfen şey olmuyor. Fabrikaların buluştuğu yer olmuyor. Hatta padişahlar sarayların bahçesini deniz kenarından veriyorlar fabrikalar yapılsın diye. Şimdi İstanbul ondan sonra 1955'ten sonra yoğun olarak göç alıyor. Göç aldıktan sonra şehrin merkezi bir kurgu. Orada sosyo-kültürel hayat var, eğitim var. İdari mekanizmalar üzerinde kurgulanmış şehir. Bir anda sanayiyle karşılaşınca fabrikalara çalışmak için gelen insanlar ve ihtiyaç sadece konut olarak düşünülmüş. Mesela Beyoğlu'nda Ok Meydanı bölgesi tamamen boş bir araziyken 1960'tan sonra 100 bin kişinin yaşadığı bir çarpık yapılaşmanın olduğu bir gecekondu muydu? Hem bina olarak gecekondu, hem altyapı olarak gecekondu. Bu sefer şöyle algılanıyor mesela İstanbul'da. İstanbul'un merkezinde bir üretim geliyor. Geçmişten gelmiş dört başı mamur bir şehir hayatı yüzlerce yıl içerisinde kendisini geliştirmiş. Ama sanayiye işçi lazım, üretim lazım. O halde konut yaptığımızda işin biteceğini düşündüğümüz bir şehir gelişmesi trendine giriyoruz. Bugün 15 milyonluk İstanbul'da şöyle bir sorun hala vardır. Mesela Beyoğlu'nun gerçek nüfusu 250 bindir. Çalışan da 250 bindir. Ama İstanbul'un çevresindeki ilçelerde nüfus 500 bindir, çalışan 50 bindir. Yani 15 milyonluk kentin 5 milyon dinamik çalışan nüfusu merkeze gelip gidip hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yaşadığı mekanda ayrı bir kişilik, çalıştığı mekanda ayrı bir kişilik, okuduğu mekanda apayrı bir kişilik, sosyal ve kültürel hayatta da apayrı kişilik geliştiriyor. Oysa olması gereken ne? Mesela İstanbul üzerinden konuştuğumuzda 39 ilçe değil de daha fazla ekosistemin geliştiği. Eskiden semtler var ya, mesela Beyoğlu bir semtse, Beyoğlu'nda da üretilen ürün merkezde kültür endüstrisiyle turizm endüstrisi ise, burada yaşayan, o internatta yaşayan 100 bin kişi buna uygun okullarda okursa, bunu koordine edebilmiş olsak, üretilen ürünle hizmet verilen eğitimi eşleştirdiğimiz, sosyal kültürel hayatın içerisine aplike ettiğimiz ve yaşamı da, konutları da, iskanı da ekonomisiyle, kalifikasyonuyla, sosyal hayatıyla, kültürel hayatıyla birlikte düşündüğümüz minik ekosistemler içerisinde bir kent hayatı planlayabilirsek elbette bunun içerisinde depreme dayanıklılık, elbette bunun içerisinde otoparklar, elbette bunun içerisinde sosyal hayat, kültürel hayat, eğer tarihi mekanlarsa tarihi mekanları korumak, dönüşümünü sağlamak, hepsi birlikte. İşte o zaman kaliteli, sürdürülebilir bir şehir hayatı kurgulamış oluruz. Ne dedik başında? İnsan şehirde bir üniversiteye gelmiş gibidir. Şehir hayatında sürdürülebilir bir iskan, sürdürülebilir bir iş,
sürdürülebilir bir eğitim ve bir sosyo-kültürel hayat bekliyor. Ve dünyada da acımasız bir rekabet var. Bu rekabette hala ayakta kurabilmeniz için mesela imparatorluklardan cumhuriyete, cumhuriyetten yerel demokrasilere bir seyri sefer var. Niçin cumhuriyet fikri gelişti? Çünkü cumhuriyet fikrinde hür düşünceyle beraber hür teşebbüs önemli. Kapitali, parayı toplayacak, yatırıma bunu evirecek, kendi hukukunun iyi bir şekilde garanti altına alındığı bir sistem, cumhuriyet sistemi. Ve cumhuriyetten sonra yerel yönetimlerin güçlü olduğu, ne kadar çok demokrasi o kadar çok para denirken, aslında şehirlerde, minik ekosistemlerde insanların eğitimle, üretimle, sosyal ve kültürel hayatla, üretimlere katıldığı düzenin adı yerinden yönetim ve demokrasi ve üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin artması ve dünyada da rekabet edebilir hale gelmesi. Dolayısıyla ben sürdürülebilir kentlerden başta doğru seçilmiş ekosistemler içerisinde üretilebilecek ürünler ve bunlara doğru insan kaynağı yetişecek eğitim ve sosyo-kültürel hayat. O da çok kıymetli. İnsan bilgisini sadece okulda veya iş yerinde geliştirmiyor. Sokakta, caddede de geliştiriyor. Mesela Bolu Mengen'den iyi aşçılar çıkıyor. Niye? Belki de orada kahvede şurada burada insanlar sohbet ederken birbirlerine çorba tarifi yapıyorlar. Belki çok basit gibi olabilir. Ama hayatın gerçekleri böyle. Bölgesel kalkınma denilen şeyin sırrı burada. Çünkü insan bir anda birçok şeyi öğrenemiyor. Sürece yayılması lazım. Her şeyin dönüp dolaşıp belli bir hedefe odaklanmaya, odak şehir dedikleri, marka şehir dedikleri bunun da altını doldurmak lazım. Marka şehir belediye hizmetlerinin iyi olduğu bir şehir midir? Bana göre değildir. O gerekli ama odak şehir ve marka şehir dünya çapında doğru ürünlerin üretilebildiği marka şehirlerdir. Mesela Milano güzel bir örnek. Milano dediğimizde herkes orada modayı algılayabiliyor. Peki Beyoğlu olarak bizim hedefimiz ne? Beyoğlu olarak bizim hedefimiz de elbette kültür endüstrisi ve turizm endüstrisi. Ve tabii gençlerimizi bu işe koordine edebilecek eğitimle, onların iş hayatıyla, sosyal ve kültürel hayatıyla sürdürülebilir, rekabet edebilir inovasyon. İnovasyon nereden gelecek? Eğer bir insan muhitte, okulunda, ustasında ve çevresinde bir işe fokuslanıp yenilikleri keşfedebiliyorsa, ben yeniliği keşfettim, o halde ben teşebbüs edeceğim, bir iş açacağım diyebilir. Girişimciliğin esprisi bu. Girişimciliği olabilmesi için birinin bir şeyi düşünmüş olması lazım. Farklı olduğunu anlaması lazım. Girişimcilik, inovasyon, marka şehir ve odak şehir kavramlar hepsini birbirlikte adlandırılıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kentlerde son cümle olarak dünyaca rekabet edebileceğiniz doğru ürünlere fokuslanmak, ona doğru insan kaynağı yetiştirmek, sosyal hayatı ve kültürel hayatı bu çerçevede inşa etmek ve mekanı da buna göre planlamak olarak anlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Tabii sürdürülebilir kentleri tartışmadan önce Türkiye olarak bizim önümüzde çok çok önemli bir problem var halletmemiz gereken. Kentsel dönüşüm sorunu. Sayın Bakanımızın Mehmet Özeseki Bey'in verdiği rakamlara göre önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifte 7,5 milyon konutun dönüşmesi lazım. Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel yenileme nedir? Bunu çok iyi bilen ve yaşayan bir belediye başkanımız da Sayın Ahmet Misbah Demircan Bey ile beraberiz. Naçizane birkaç yıl bir yenileme projesinde de beraber çalıştık. Tabii kentsel dönüşümü, yenilemeyi yaparken önümüze bazı fırsatlar çıkıyor. Akıllı kentler diyoruz, sürdürülebilir şehirlerin özelliklerini tartışıyoruz.
Akıllı kentler kapsamındaki her şey insan için. Yani insanların konforu için. Ulaşım altyapısından, ki panelistlerimizden bir tanesi, dünya çapında çok tartışılan ama bir o kadar da faydalı hizmetler veren Uber genel müdüresi. Bu dönüşümü fırsat bilip hep tartıştığımız sosyal donatı alanları maalesef özellikle İstanbul'da yeterli değil tartışmasını yapıyoruz. Bu dönüşüm alanlarını öyle bir planlamalıyız ki insanların nefes alacağı, o özendiğimiz Londra'dan kalkıp buralara gelen misafirimiz var. Londra'ya gittiğimizde son derece akıllıca, yıllar öncesinde, belki yarım asır öncesinde planlanmış, yapılmış, parklara sahip imrendiğimiz o şehir havasını İstanbul'da da yakalamak için kentsel dönüşümü fırsat bilerek bu planlamaları, master plan, ölçekli planlarla yerine getirmemiz gerekiyor. Peki bunu yaparken işte yeşil, sosyal donatı alanları ve insanların dinlenebileceği, eğlenebileceği yeşil alanlar noktasında ne yapılıyor? Bu konuda da değerli bir konumuz var. Tabii kentsel dönüşümün finansmanı ayrı bir konu. Londra'dan gelen, bilemiyorum telaffuzum doğru olacak mı? Urs Brugger, is it true? My pronunciation is true. Correct, okay, thank you. belki kentsel dönüşümün finansmanıyla alakalı ya da kendi deneyimlerini bizimle paylaşacaklar. Ben bir pozitif ayrımcılık yapıp öncelikle bayan konuğumuza söz vermek istiyorum. Koltuğunu aldım ama Sayın Başkanımızı başa oturttuk. buyurun lütfen. Teşekkürler. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz öncelikle katılımı için, güzel konuşması için. Organizatörlere de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konferans parçası olduğum için teşekkür ederim. Sürdürülebilir kentler için ulaşım gerçekten çok önemli bir parça. Ben sürdürülebilir kentlerdeki ulaşımın öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şehir içi ulaşımda araçlar gerçekten şehir içi ulaşımdaki en büyük faktörlerden bir tanesi. Bugün dünyada 1.2 milyar araç var. Bu Avrupa'nın ve Amerika nüfusunun toplamı kadar demek. Peki bu araçların nasıl kullanıldığı esas önem teşkil eden şey aslında bu. Yani araçlar, arabalar kendileri olduğu gibi herhangi bir sorun teşkil etmiyorlar ama arabaların nasıl kullanıldığı gerçekten kentlerin daha akıllı kentler haline gelmesi için çözmemiz gereken büyük bir problem. Öncelikli olarak hepinizin bildiği gibi araçlar çevre kirliliği oluşturuyor. Yani bir şehirde ne kadar çok araç olursa tabii ki hava kirliliğine sebep olduğu bir gerçek. Bugün karbon emisyonlarının %22'si araçlardan çıkıyor ve arabalar zamanlarının sadece %5'inde hareket halindeler. Yani zamanlarının %95'ini durarak geçiriyorlar. Bu da tabii ki bir kentte daha çok araç demek, park problemi demek ve park problemi demek daha çok aracın olması, şehirlerde daha çok otopark alanının yapılması demek. Bu da daha az park, daha az yeşil alan demek. Tabii bunun yanı sıra çevre kirliliği, hava kirliliği dedik, otopark problemi dedik. En önemli sorunlardan bir tanesi de insanların hayatına yansıyan en önemli sorunlardan bir tanesi trafik oluyor. Örneğin İstanbul'da gerçekten yoğun bir zamanda trafik sıkışıklığında etrafınıza baktığınızda bir aracın içinde tek kişi görüyorsunuz. Bu da aslında aracı kullanan yani direksiyon başındaki kişi oluyor. TomTom Trafik Endeksi her sene dünyadaki trafik sıkışıklığının en büyük olduğu şehirler üzerine bir çalışma yapıyor. Bunu yayınlıyor. Mexico City dünyadaki trafik probleminin sıkışıklığının en fazla olduğu şehir. İstanbul bir önceki sene 3. sıradaydı bu dünya listesinde. Geçen sene 6. sırada. Tabii ki özellikle
toplu taşıma, toplu ulaşım sistemleri açısından gerçekten çok büyük gelişmeler kaydediliyor. Toplu ulaştırma sistemi gelişiyor, farklı toplu ulaşım seçenekleri hayatımıza giriyor, sistem ağ genişletiliyor. Bu alanda çok büyük gelişmeler var İstanbul için. Fakat özel araç kullanımı konusunda da aynı şekilde bazı gelişimler yapılması gerekiyor. Bugün İstanbul'da bazı hanelerde 2 araç ya da 3 araç var. Ve gerçekten bu da trafik sıkışıklığında bizim hayatımızı da çok büyük ölçüde etkileyen bir unsur olarak hayata geçiyor. Uber aslında bütün bu trafik sıkışıklığı, araçların kullanımı vesaire... Bu fikirler ince ince düşünülerek hayata geçmedi ama kurucularımız Uber'i kurduklarında çok basit bir fikirden yola çıktılar. Sayın Başkanımızın dediği gibi inovatif bir fikirden bir girişim ortaya çıktı. Karlı bir Paris akşamında, akşam vakti binecek taksi bulamadılar. Bir saat karda beklediler ve sonra akıllarına şöyle bir fikir geldi. Telefonda bir akıllı telefon uygulaması olsaydı, tek tuşa bassaydım, benim yakınımda olan bir araç ayağıma kadar gelseydi, böylece gerçekten bu kadar büyük bir sıkıntı karda kıyamette yaşamayacaktım. Sonra bu fikri hayata geçirdiler ve Uber böylece ortaya çıktı. Bugün dünyada 80'den fazla ülkede, 500'den fazla şehirde faaliyet gösteren Uber'in misyonu şehirlerdeki ulaşımı su gibi akar hale getirmek. Yani şehirlerdeki trafiği büyük ölçüde olumlu bir şekilde etkileyerek trafiğin azalmasına katkıda bulunmak ve şehirleri daha erişilebilir hale getirmek. Uber uygulaması sayesinde sisteme kayıtlı olan ulaştırma şirketleri ulaşım hizmeti almak isteyen yolcularla tek bir tuşta buluşuyorlar. Tabii bunu yaparken de kentlerin özellikle kamu alanında kamu sağlayıcılarla beraber, yetkili mercilerle, kanun belirleyicilerle beraber çalışmak çok önemli bizim için. Bugün Türkiye'de İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. 2 tane ürünümüz var. Uber Taksi, sarı taksileri de sistemimize dahil ederek ilerledik. Herhangi bir teknoloji hizmet bedeli vermeden sarı taksiler için sistemimizi açtık. Ve Uber XL zaten hali hazırda VIP turizm taşımacılığı yapmakta olan bunlar özel araçlar. Fakat bu teknolojinin hayata geçirilmesiyle bazı kriterler, bazı denetim mekanizmaları ortaya çıkıyor. Örneğin Uber sisteminde çalışabilmek için her şeyden önce temiz sabıka kayıt olması gerekiyor şoförlerin. Herhangi bir sabıka kaydı olanlar Uber sisteminde aktif hale gelemiyor. İkincisi gerekli belgelerinin, taşımacılık belgelerinin olması gerekiyor. Bütün sigortalarının tam olması gerekiyor. Bunların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Bundan sonra da iş bitmiyor. Daha sonrasında da Uber'in 7/24 saat çalışan bir sürücü ve yolcu destek ekibi var. Yani yolcular herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bu aracın kokuyor olması olabilir ya da sürücünün tavrından memnun olmamış olması olabilir. Her şey olabilir. Hemen yine aynı şekilde teknolojinin içinden yazarak aplikasyonun içinden yazarak hemen ulaşabiliyor ve sorununu çözebiliyor. Bunun gibi denetim mekanizmalarının gelmesiyle ulaşımın kalitesi de artmış oluyor. Tabii ki bunun yanı sıra araçların içinde birden fazla kişi olduğu için şehirlerdeki baktığımız zaman örneğin büyük metropollere bakıldığında bugün Uber dünyada Londra'da, Paris'te, New York'ta, San Francisco'da, Los Angeles'ta çok büyük. Buralarda gerçekten trafiğin azalmasında gerçekten ciddi anlamda araç paylaşım ürünlerinin olduğu yerlerde ciddi anlamda katkı görüyoruz. Bu anlamda teknolojinin ulaşıma katkısı çok büyük. Kentlerin daha akıllı hale gelmesi, teknolojinin kullanımıyla çok daha kolay bir hale gelecektir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Faruk Bey'den bir dinleyelim. Sayın Başkanım, evet. Kıymetli misafirler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biz tabii bu konunun İstanbul'da kentsel dönüşüm, rekreasyon alanları ve peyzajı konusunda kendi alanımızla ilgili burada katıldık. Biz İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ
97 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kuruldu. Biz 20 yıllık bir kurumuz, Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketiyiz. Biz İstanbul genelindeki yeşil alanların bakımı, park bahçelerin bakım onarımı, yeni yeşil alanlar oluşturulması ve süs bitkileri sektörüne yön veren lokomotif bir şirket konumundayız. İstanbul'da daha fazla yeşile ulaşılabilir kılmayı, her alanda yeşil dokuyu hissetmeyi canlı tutmaya çalışıyoruz. Toplamda biz 62 milyon metrekare yeşil alanın bakımını gerçekleştiriyoruz. Her yıl artan yeşil alan miktarını bunun üzerine eklenerek bakımını sürdürülebilir bir şekilde devam ediyoruz. Uzman teknik kadromuz var. Bu işi yine Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'yla koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kurumun kuruluşundan bu yana geçen son 20 yıl içerisinde de biz süs bitkileri sektörünün geliştirilmesi, daha aktif çalışması, yerli üretimin arttırılması, kalite standartlarının sağlanması noktasında da kurumun önemli faaliyetleri bulunmakta. Bugün geldiğimiz noktada da hala biz yerli üretimi, yerli milli ürünü üretimde desteklemeye ve önümüzdeki dönemde de buna yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Yaptığımız bu peyzaj alanında, İstanbul'da yaptığımız yeşil alan peyzaj çalışmalarında biz Türkiye'de hatta dünya ülkelerine örnek teşkil ediyoruz. Bununla beraber biz tabii farklı şehirler, farklı kültürler, farklı ülkelerle de bilgi deneyim paylaşımı içerisinde devam ediyoruz işlerimize. Tabii İstanbul'da kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanları ve peyzajı için yaptığımız uygulama örnekleri var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Sultanbeyli'nde gerçekleştirdiğimiz büyük bir 140 bin metrekarelik bir alanda rekreasyon projesi yapıp burada Sultanbeyli Gölet Projesi'ni oluşturduk. Bu rekreasyon alanlarında yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan bir tanesi. Yine bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İSKİ'nin baraj havzalarını ağaçlandırarak orada farklı bir dokuya kazandırıp yeşil alanlara buraları dahil ettik. Bununla ilgili çalışmalarımız da yine devam ediyor. Bu baraj havzalarında tabii yaptığımız bu çalışmalar o bölgedeki yapılaşma imkanını ortadan kaldırıp burada orman vasfına ulaştırmış oluyoruz. Orman vasfına kazandırıyoruz bu bölgeleri. Yine diğer bu alanda rekreasyon alanlarında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu atık tesislerinde, çöp aktarma merkezlerinde kapanan yerlerde burada yaptığımız yeşil alan çalışmaları. Bunlara da buraları da yine biz yeşil alanlara dahil ediyoruz. Bununla alakalı da yine örneklerden bir tanesi de Kemerburgaz'da yine Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan İSTAÇ'ın çöp aktarma merkezlerinden bir tanesiydi. Biz bünyemizde bu çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da yine sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Biz uygulamış olduğumuz peyzaj ve yeşil alanların bakımı ve buna endeksli bu işlerimizi yaparken bir üretim söz konusu. Biz bunları işin temelinde bunu aslında 4 ana başlıkta da toplayabiliriz. Biz bu işlerimizi yaparken bahçıvanlık kurslarımız var bizim. Bu bahçıvanlık kurslarında biz önemli olan bir ara eleman eksiğini kapatıyoruz aslında. Yani burada İstanbullulara ücretsiz olarak biz bu hizmeti sunuyoruz. 2005 yılından bu yana devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz bu süreci. Toplamda 2005 yılından bu yana da 3200 tane mezun verdik biz bu kurslarımızdan. Bizim bu kurslarımızdan mezun olan arkadaşlar yine kendi talepleri doğrultusunda bizim İstanbul genelinde yapmış olduğumuz peyzaj alanlarındaki çalışmalarda ara eleman olarak yetiştirip buralarda değerlendiriyoruz. Burada istihdam sağlıyoruz aslında biz bunlara. Dolayısıyla öte yandan da kendi çalışmalarımızda bize taşeronluk yapacak firmalara, bu yeşil alan çalışmalarında bizim partnerimiz olacak firmalarda çalışan elemanların da yine bu kurslardan mezun olma mecburiyetini biz mecbur tuttuk. Diğer sosyal projelerden bir tanesi bizim alım garantili mevsimlik çiçek yetiştiriciliği. Bu modelde de, bu iş modelinde de yine İstanbul genelinde yapmış olduğumuz peyzaj uygulamalar çalışmalarında kullandığımız mevsimlik çiçekleri biz yerli üreticiye alım garantili iş modelini sunarak
bunlara bu bitkileri bir sezon öncesinden sözleşmesini yapıp bunların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu üretimi gerçekleştirirken biz burada toplamda 2006 yılından bu yana 13 kooperatif, 42 ayrı üretici ile çalıştık. Toplamda biz burada 11 binin üzerinde bir istihdam sağlıyoruz. Yani gerek kooperatif üreticileri gerekse ayrıca üretici firmalarla beraber 11 binin üzerinde bir istihdam sağlıyoruz bu projeyle. Onun dışında diğer yine bu peyzaj uygulamalarında kullandığımız, uygulamasını yaptığımız modellerden bir tanesi de alım garantili gül üreticiliği, gül yetiştiriciliği. Bunun da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Pamukova, Adapazarı, Geyve, Antalya, Serik o civarlarda biz İstanbul peyzajında kullandığımız yaklaşık her yıl 2 milyon adet gül fidanını buradaki çiftçilere, üreticilere yine alım garantili iş modeliyle bunların üretimini yaptırıyoruz. Biz bunların üretimini yaptırırken yine tamamen bizim kontrolümüzde makro bir proje çizerek hangi bölgede hangi türleri kullanacağımızı belirleyip ve bu üreticilere hangi bölgelerde kendi ürünlerini kullanacağıyla ilgili telkinlerde de bulunuyoruz. Yine bu da bir sezon öncesinden sözleşme yapılarak üreticiye destek veriyoruz. Böylece biz aslında yerli ve milli ürünü de destekleme konusunda ciddi bir adım atmış oluyoruz. Gül üretimi ile alakalı da yine biz 2005 yılından bu yana 1500'ün üstünde her yıl üreticiye, insana istihdam sağlamış oluyoruz. Toplamda 63 tane üretici ve kooperatifle çalışıyoruz bunu yaparken. Yine diğeri İstanbul artık Lale Anavatanına döndü sloganı ile yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de yine alım garantili Lale projesi. Bu yine biz İstanbul peyzajında kullandığımız, şu anda dikimini gerçekleştirdiğimiz ilkbahar ayında açacak Lale'nin de üretimini yine alım garantili bir iş modeliyle Konya'da, Balıkesir'de ve burada İstanbul'da, Silivri'de İstanbul köylüsüne bunu ürettirerek alım garantili şeklinde bunun alımını yapıp uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Yine biz burada da ciddi istihdama katkı sağlıyoruz. Önemli diğer projelerimizden bir tanesi de bizim kendi bünyemizde başlatmış olduğumuz ihtisas eğitim programları. Biz İstanbul genelinde 94 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden bu yana İstanbul'daki yeniden bu yeşil alanların oluşturulması, arttırılması noktasında ciddi bir emek sarf ediyoruz. Bunları yaparken de tabii işimizi en doğru şekilde, en profesyonel biçimde ve koordineli bir şekilde diğer ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bu ihtisas programlarının amacı da biz öncelikle kendi faaliyet alanlarımızla ilgili kendi teknik personelimizi burada kendi alanlarında farklı alanlarda uzmanlaştırma ile ilgili üniversitelerle işbirliği kurup burada yaptığımız faaliyet alanları ile ilgili ihtisaslaştırdık, uzmanlaştırdık arkadaşlarımızı. Bu projenin ikinci fazında da bu sene başlattığımız diğer İstanbul içerisindeki ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda ilçe belediyelerin park bahçeler müdürlüğünde çalışan teknik elemanlara da biz yine kendi bünyemizde üniversitelerden aldığımız destekle bu projeyi, bu eğitimi sağlıyoruz. Alanlarını da ihtisaslaştırıp uzmanlaştırıyoruz. Bunu yaparken de bizim amacımız burada İstanbul genelindeki yapılan peyzaj çalışmalarının bir bütün olarak düşünüp koordineli bir şekilde yapıp bütünsel olarak bu işi yapmak, tamamlamak. Dolayısıyla buradaki projelerimiz de devam ediyor. Buna da çok yoğun bir ilgi var. Bizim kapsayıcı, bu anlattığım kapsayıcı iş modelimizin Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı, özel sektörün kalkınmadaki yeri İstanbul Uluslararası Merkezi tarafından da kalkınmakta olan ülkeler için örnek bir model, iş modeli olması noktasında girişimlerimiz var. Bununla alakalı da zaten önümüzdeki dönemde bu 196 tane ülkede bu katalog yayınlanacak. Bu bizim gerçekleştirdiğimiz iş modelleri Birleşmiş Milletler'in 196 tane üye ülkesinde kalkınmakta olan ülkelerde bu katalog yayınlanacak. Biz tabi AÇAŞ olarak bu yaptığımız ücretsiz bahçıvanlık kursları, alım garantili mevsimlik çiçek gül lale projeleri burada örnek model olarak yayınlanacak projede. Bu ortaklık sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizim iştirak şirketimiz İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı
sektörün kentlerin sorunlarına çözüm bulmada aktif bir rol oynadığı iyi uygulamaları analiz eden bir araştırma başlatmayı hedefleniyor burada. Başlangıç noktası yine bizim Ağaç Aşı tarafından yürüttüğümüz bu sosyal projeler olacak. Bu başarılı işletme modelinin çevresel ve sosyoekonomik etkileri ise ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, iş oluşturarak ve yakındaki köylere, İstanbul köylülerine özellikle dayanıklı geçim kaynakları sağlayarak o bölgedeki göçü önlemek, atıl arazileri kullanmak koşuluyla köylüler tarafından düşük maliyetli bitkisel malzemenin üretilmesini teşvik etmek suretiyle İstanbul alanlarında yapmış olduğumuz peyzaj uygulamalarının maliyetlerini daha az düşürmek, üretimin eğitim programlarıyla kalite standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak. Ayrıca da sermayeyi daha çok işi tabana, ne kadar çok tabana yayarsak biz kendimizi o kadar başarılı buluyoruz. Burada tabii karşılıklı yarar sağlayarak iş dünyası ile düşük gelirli insanlar arasındaki köprü kurma, iş gücünü genişletme, arz teslim zincirlerini güçlendirme, düşük gelirli insanlar içinse temel ihtiyaçları karşılama sürdürülebilir bir kazanç elde etmeydi. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ve Ağaç Aşı arasında yapacağımız kapsayıcı işletme modelinin başarılı uygulamalarında analiz edilmesi, raporlanması, yaygınlaştırılması ve stratejik bir ortaklık kurulması amaçlıyoruz. Ben katılımımızdan dolayı tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Faruk Bey, çok teşekkürler. Evet, son panelistimiz Mr. Burger. Uzaklardan geldiler. Ben çok merak ediyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili finansal çözümleriniz nelerdir? Özgeçmişinize baktığımda çok güçlü bir background'unuz var. Merakla dinleyeceğiz sizi. Teşekkürler. Yes, yeah. Well, thank you very much for kind introduction. I think I'll move over there. İyi akşamlar. Good evening. My name is Urs Brügger. It's a great pleasure to talk to you about... actually, I would like to talk to you about the drivers in practice of urban transformation. What sort of makes cities change? And I'd like to look at actually three examples in France, three cities in Western France I visited a few months ago. Starting with Bordeaux in the southwest, that has always had a very regular stream of income because the dominant industry is the capital of the wine, global wine industry. Tourism, of course, and there's also an element of new technology with laser and optical technology companies. But when you look around Bordeaux, you see very little transformation. So, you know, when you've been there 10 years ago and you visit again, you hardly see any changes. When we move up the coast, up north, to the capital of Brittany, Rennes, we can see a very different picture. The dominant employer used to be Citroën, the car manufacturer, who started towards the end of the 20th century to steadily move more jobs to Vigo in Spain, leaving sort of a hole, leaving a draining, you know, the job possibilities. And the city of Rennes saw themselves being forced to sort of become more innovative and come up with ideas. How do we bring, you know, make it more attractive again? And how can we rejuvenate and renew our cities to get employers coming in? So they decided to take the route of education. So today, in Rennes, one in four is now aged between the age of 15 and 24.
So Rennes has a university population of 60,000 versus total population of 210,000. So they very successfully managed to change the unfavorable demographics and turned it into very highly favorable demographics. And it is now probably the fastest or second fastest growing city in all of France. And when we move further, a little bit down, toward the Loire, flows into the Atlantic Ocean, we can see a similar but different picture. In Nantes was very industrial, and shipyards and trade, sugar coming in from the colonies. And in 1987, they had their watershed moment when the last shipyard closed. And they also saw themselves in a very similar situation. They looked at the model in Spain in Bilbao, where Bilbao was also, you know, in shipyards and in mining, and they found their way of renewing their capital, their population, and by a culture, the channel of culture. So they got the Guggenheim Museum, and the perception of Bilbao today is totally different. So Nord thought that would be the right way as well for them, the cultural channel. And they contemplated to have their version of a Guggenheim Museum or Centre Pompidou as the main attraction. And luckily they decided then, after much contemplation against that, actually just to do not that as the most important thing, and to concentrate instead of, when you look at in the center of Nantes, the Loire splits and then reunites after at the western end of the town again. And this is called the Île de Nantes. And so they wanted to have a sort of a more complex approach. And as a flagship, they used the name of Jules Verne and established the, it's an art center modeled around Jules Verne's imagination and Leonardo da Vinci's imaginary details, innovations. So the most striking feature when you go there is you see a huge elephant where families can mount, and that elephant moves and sprays water, much to the delight of small children. And it attracts a lot of tourism as well. And around this center of attention with all these machines, they built in the former warehouses of Alstom, they built an incubator for biotechnology companies. It's very successfully. And filled much of that island as well with mixed work and housing projects, and also shelter for homeless people that they can go and use that center during the day and overnight. And outside of that island were towards the old part. So they have this very wide boulevard leading into town, but they removed all parking spaces. So if you drive in, which you still can, you just cannot park. So they actually created underground, huge underground parking spaces around the center. So everybody needs to go there, park the car, walk up, and use public transportation, which is very clean. It's all electric trams, and you know, it's a safe environment for cyclists, for pedestrians, and when you walk through the center, you see, you know, every little coffee shop or restaurant have tables outside, and people enjoy themselves.
It's a very, very pleasant place to be, and it has attracted people to want to live in the center again. So it's examples of successful rejuvenation, and I think that mostly comes out of an economic necessity, and that's where it is also most successful. And the second most important thing seems to me that both cities manage to integrate the local community into the plan, so they agree, they can actually, it serves them and not some planner or some mayor for whatever purposes. So it's really built for the city. I think that's the most important thing, and when we look at city, we have an example here in two examples here, actually in Istanbul, of partially also very successful transformation. I think that the tram line that Turkey has, the T1, is a very, very good thing. I used to come here every year since 92, and before it was very complicated. So I think that has removed a lot of traffic from the streets and done good things. But when we see you know, the problematic with the Taksim Square, where in 2013, when changes were proposed that were not accepted by a segment of the population, what, you know, it fails, so that there is no rejuvenation if you don't include that very important element as well. I think that concludes my report about what I've sort of found out during the summer, during my visits over there. And thank you very much, and have a good evening. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli panelistlerimize, bilmiyorum bu saatte oldukça geciktik. Ama usulen sorayım, sorusu olan varsa yöneltelim. Evet. Bir tane sorusu olan var. Buyurun, bir kendimizi tanıtalım. Benim ismim Murat Sungur Bursa. Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sorum size Sayın Yelkin. Zorlu grubundan ayrıldık mı? Zorludan ayrıldım, evet. Şimdi vaktiyle görüşmüştük, evet. 2004 yılında. Evet. Buyurun. Sorum size. Başında bulunduğunuz kuruluş aşağı yukarı Türkiye'de inşaat sektörünün ve gayrimenkul sektörünün, binaların, kentleşmenin çok önemli bir dönüm noktası olan Marmara depremiyle yaşıt, aynı yılda kurulmuş vaziyette. Son zamanlarda, son 15 yıl Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm konusu hep çalışıldı. Ama gelinen nokta itibariyle yakın dönemde bu konuda pek çok yoğun çalışmalar içerisinde olmuş bir kimse olarak söylüyorum. Türkiye maalesef kentsel dönüşüm işinin inşaat sektörü açısından çok ciddi miktarda hazırlıklı, altyapısı güçlü, firmaları son derece donanımlı olmasına rağmen kentsel dönüşüm altyapısını ve bakış açısını bir türlü doğru eksene oturtamadı. İktisatta bir kural vardır. Bir kişi için doğru olan bir iktisadi kural bütün toplum uygularsa yanlış olabilir. Yani herkes tasarruf ederse toplumun için iyi değildir. Tasarruf iyidir. Ama herkesin tasarruf ettiği bir toplum iyi ekonomik olarak faydalı işler yapamayabilir. Şimdi burada da aynı durum var. Çok küçük ölçeklerde kentsel dönüşüm adı altında bina yenileme maalesef kenti dönüştürmediği gibi ana problem nakit finansman problemi de değil. Gördüğümüz kadarıyla ve yaptığımız incelemeler gösteriyor ki İstanbul özelliği için kentsel dönüşümün finansmanla ilgili hiçbir sorunu yok. Bir tek maddesi var. O da şu. Oluşan rantın doğru paylaşımı ile ilgili bir sorun var. Doğru paylaşımını modelleyemediğimiz için İstanbul'da arzuladığımız gibi bir kentsel dönüşüm olamıyor. Doğru paylaşımla ilgili çok daha farklı çalışmak gerekir. Yoksa parsel bazından şimdi ada bazına gitmeye başlıyoruz. Ada bazında işte yine müteahhide verilecek ilave imar haklarının kullandırılmasıyla elde edilecek yeni kaynakların işte oradaki maliklere ücretsiz bina yapmasını sağlayarak kentsel dönüşümde hala bir sağlıksızlık, bir problem var. Çünkü altyapıyı yeterince planlayamıyoruz.
İşte peyzajını yeterince planlayamıyoruz. Dolayısıyla soruyu burada bitireyim. Sorum şu, bu konuda alternatif ki bunun başında bulunduğunuz kuruluş yasa düzenlemeleriyle ilgili de son derece önemli çalışmalar yapıyor. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Evet, çok teşekkürler. Başında bulunduğum kurum belki bilmeyenler için GİÖDER, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın da genel müdürüyüm. Tabii kentsel dönüşümle ilgili ne yapılıyor? Kamu bakış açısıyla, vatandaş gözüyle başta söylediğim gibi çok çok iyi bilen bir başkanımızın yanında oturuyorum. Ama GİÖDER şapkasıyla, Sayın Başkanım'ın da müsaadesiyle kısaca şunu söyleyeyim. Tabii kentsel dönüşüm Türkiye'nin belki değerli büyüklerimizin söylediği gibi terörden daha da büyük bir problemi. Gerek estetik gerek güvenlik açısından bu konuda çok süratli hareket etmemiz lazım. Ama sevindirici bir takım gelişmeler var. Daha dün akşam itibariyle de Sayın Bakanımız bunu ifade etti. Süratli bir sanıyorum kanun hükmünde kararname ile bu kentsel dönüşümle ilgili yasa yenilenecek. Yani 2012'de çıkarılan yasanın birçok yönden problemli, sürati azaltan hususları olduğunu biliyoruz. GİÖDER olarak biz bu yeni dönemde bir kentsel dönüşüm komitesi de kurduk. Bu komitenin başında da gerçekten Sayın Başkanımız da sanıyorum takdir ederler. Aziz Yeniay Bey var. Yani Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yapmış. Bu konuda çok deneyimli bir büyüğümüz. Biz GİÖDER olarak kentsel dönüşüm konusunda mevzuat açısından dediğiniz gibi uygulama anlamında neler yapabiliriz? İşin finansal yönüyle mesela gayrimenkul sertifikaları konusunda da çalışmalarımız var. Bu imar hakkı transferleri vesaire bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı son derece açık kapı ilkesiyle bizlerle bakan düzeyinde dahi workshoplar anlamında, çalıştaylar şeklinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ben doğrusu GİÖDER Başkanı olarak bu yaklaşımdan dolayı ki Sayın Bakanımız da son derece deneyimli, 21 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, ayrıca hukukçu, işin hukuki mevzuat yönü yanında pratiğini oldukça iyi bilen bir bakanımız. Önümüzdeki haftalarda çok önemli gelişmeler olacağını hep birlikte göreceğiz. Eğer uygun görürse özellikle Ok Meydanı gibi İstanbul'un en güzide semtlerinden birisi yani Beyoğlu ilçesine bağlı tarla başına belki hiç girmeyiz ama Ok Meydanı kentsel dönüşümünü öyle Oya İşler gibi yıllardır çalışan akıllı kent, akıllı teknolojiyle eşleştirilmiş bir süreç yöneten Sayın Başkanımız belki bir şeyler söylemek isterler. Şimdi efendim olay şu, kentsel dönüşüme Türkiye'de bir İstanbul özelinde bakmak lazım, bir de İstanbul'un dışından bakmak lazım. İstanbul niye bu kadar büyüyor? Çünkü insanların beklentileri, ben kendi konuşmamda özellikle söyledim, insanların şehirlerden beklentileri bellidir. Ekonomi, kalifikasyon, sosyal hayat, kültürel hayat ve doğru bir mekansal planlama. Şimdi İstanbul 1955'ten beri göç alıyor. Çünkü her şey burada. Buraya gelen insan yaptığı hangi iş olursa olsun ulaşabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 15 yılda Türkiye'de hatırlayacaksınız. Duble yollardan başlayarak her yere hastanesi, okulu, üniversitesi yapma gayretinin temel sebebi Anadolu'daki şehirlerin kendi kendine yetebilir üretimlerini ortaya koyabilmeleri ve odak veya bir marka şehir olup da üretime katılmaları. Netice verdi mi? Evet verdi. Mesela ben Rizeliyim, Trabzon'u biliyorum. Oralardan göç yok, ters göç var. İstanbul'dan ters göç başladı. 15 milyon bu nüfusu burada kaldırmıyor. Ama insanların iyiye gitme hakları var. İstanbul'u da tahdit edemiyorsunuz. Ama arkadan dolanarak her tarafı geliştirme trendiyle eğer İstanbul'da yükü hafifletmeye başladıysanız o zaman dar bölgede yukarı çıkan binalar değil,
mevcutla birlikte geleceğine bakacağım bir İstanbul göreceğiz. Şimdi son 15 yılda yapılan şudur. İstanbul özeline gelelim. 15 sene evvel gecekondu yapımı vardı. Bugün gecekondu yapımından bahsetmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz. O yapılanları da beğenmiyoruz. TOKİ'yi eleştiriyoruz vesaire. Ama TOKİ de kendi içerisinde yeni projelerde belli mesafeleri kat etmeye başladı. Şimdi Türkiye'de kentsel dönüşümde finansta problem yok dediniz. Hayır var. Eğer para olmuş olsa herkesin evini yeniler. Metrekareleri de artırmar. Oturduğu yerde işi bitiririz. Yani bence orada sorun yok demek çok sağlıklı değil. Yani çok büyük yatırımlar ve bunların finansmanları Türkiye aynı zamanda hem sanayide, bilişimde, birçok alanda kendisini geliştirmeye ve fonlarını buraya harcamaya çalışıyor. Ve zaten ne deniyor? Fazla inşaat değil, başka yerlere de kaynaklar aktarılsın diyor. Ama sonuçta Türkiye iddialı bir ülke. Kendisini büyütüyor. Her anda kendisini yenileyerek buraya gidiyor. Dolayısıyla mesela 20 sene evvel, 30 sene evvelin kavramlarıyla bugünün kavramları arasında fark var. 30 sene evvel, 25 sene evvel İstanbul'da çöp, çukur, çamur konuşulurdu. Daha az gelişmiş bir ekonomi vardı. Bugün çok daha büyük bir ekonomi var. İnsanlar devletten çok daha farklı alanlarda öncülük yapmasını istiyorlar. Eksikler hep var, olacak ama gidişat tabii o kadar iyi gibi görüyorum. Dolayısıyla genelde kentsel dönüşümde bulunduğumuz nokta geçmişe göre çok iyi ama alacağımız çok daha fazla mesafe var. Söz almışken beyefendi sözünün sonunda dedi ki Taksim Meydanı'nda dedi insanlar katılımı olmadığı için orada toplumun yarısı tepki gösterdi dedi. Ben kendisine katılmıyorum. Yanlış bilgi var. O 35 sene Taksim Meydanı'nda turizmcilik yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması ütopik 50 yıllık bir hayaldi. Herkes Taksim Meydanı'nı Taksim Meydanı'nda otobüsler olmasın, otobüsler yerinin altında olsun, bizim bir tane meydanımız olsun, burada toplanalım ve hatta trafiksiz bir hayatta Taksim Meydanı'ndan başlayarak ta Sultanahmet'e kadar gidelim diye bir turizmci olarak hayalimizdi. Dolayısıyla bazen politika, siyaset rekabeti böyle olumsuzluklar ortaya çıkartabilir. Mesela Emek Sineması'nda biz restorasyon yaptık. Bir sürü yürüyüşler yapıldı. Toplumun yarısı yürümedi. Toplumun bir kesimi bilmeden yürüdü. Ama bu karşı çıkışları Avrupa'nın birçok yerinde de olduğunu görüyoruz. Tartışma hep vardı. Demokrasinin gereğidir. Dolayısıyla bu tartışma da aslında demokrasinin bir gereği. Dolayısıyla bugün Taksim Meydanı'nın bu hali vatandaşımız tarafından da çok seviliyor, benimseniyor. Geçmişe dönüp bunu bir daha sorgulamış olsak insanların kanaatleri çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Müsaadenizle kapatmadan önce Haziran'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten az ama son derece dikkatli, öz bir dinleyici kitlemiz var. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli panelistlerimize de çok çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dear guests, thank you to our moderator and the panelists for the presentations. May I kindly invite Cengiz Özgencin to present a plaque of honor to our distinguished speakers. Thank you. A bus is going to leave at 7:45 in front of the hotel for Le Méridien for a closing pro-lounge. Thank you.